Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün yeni bir ilk bakış videosuyla daha sizlerin karşısındayım. Efendim, sabah kalktığımda bir mail gördüm. Age of History 2'ye mod yapan Rus agalarımız bana mail atmış. Demişler ki biz Age of History 2'ye mod yapan Rus modcularız. Şöyle şöyle Steam üzerinden bir oyun çıkardık. Strateji oyunu çıkardık ve biz bunu demo olarak yayınladık. Telefondan da oynanılıyormuş bu arada, da o konulara ben hakim değilim. Siz telefon konusunda benden daha hakimsinizdir diye size bırakıyorum o işi. Oradan siz bakabilir bulabilirsiniz arkadaşlar. Oyunumuza bakabilir misiniz demişler. Vallahi benim de açıkçası ilgimi çekti. Bloody Europa tarzı Rus agalarımızın yaptığı müthiş modlar varken bu arkadaşlarımızın yapmış olduğu oyuna da bir göz atayım dedim. Ve sizlere bir ilk bakış videosu çekiyorum bu vesileyle. Oyun daha çıkmadı. Şu an demo. İndirme linkini videonun açıklama kısmına koyarım. Sizler de oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Tam bir ilk bakış videosu olacak. Hiç bakmadım, hiç denemedim, hiç daha şu an bir şey yapmış değilim. Sizlerle birlikte incine cincine kadar güzel bir şekilde bakacağımıza inanıyorum. Video hoşunuza giderse beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Destekleriniz benim için önemli. Şimdi menüye geldiğinizde oyun Türkçe bu arada, bir makine çevirisiyle yapmışlar. Dil konusunda bizden yardım istiyorlar. Şuradan işte çeviri konusunda linki aç dediğinizde oyunun çevrilmesine isterseniz yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar, haberiniz olsun. Şimdi oyunda ilk başta şunu söyleyeyim ki, daha henüz demo olduğu için müzikler falan yok. Sesler falan yok. Onları çok kafanızda takmayın. Ben arkadan şu an size ses koydum ama oyunda yok. Haberiniz olsun. Onlar da eklenecektir. Menü bu şekilde. Modlar falan da gelecek galiba. Oyunun demo versiyonunda mevcut değil diyor. Demek ki gelecek. Kredisine baktığımızda burada geliştirici arkadaşlarımızın isimlerini görüyoruz. Müzik konusu daha eklenmedi ama müzikle ilgili çalışmalar yapan bir arkadaşımız da varmış. Şimdi bakalım. Biz güzel bir şekilde oynayalım. Bu arada devam etmeye basınca bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor, çünkü daha önce ben hiç oynamadım. Sizle birlikte oynayacağız. Şimdi haritalar var. Avrupa 4 ve Avrupa haritası varmış ve World varmış. World demoda yok. Avrupa 4'e açacağım ben. Bunda il sayısı daha fazla. World de gelecek. Bunda da 3677 tane il olacakmış. Güzel. Demoda sadece Avrupa koymuşlar. Bizim için olur kardeşim. Sıkıntı yok. Senaryolar var. After Great War senaryosunu oynayacağız biz. Tamam abi. Zorluk standart olsun. Güzel. Ülkemizi seçeceğiz. Şimdi kardeşim, bizim seçeceğimiz ülke belli. Osmanlı ile oynayacağız bakalım. Başka her şeyi seçebiliyor muyum? Oğlum şey çok güzel lan yapmışlar. Tıklayınca yukarıda ülkenin adı falan yazıyor. O animasyonu çok sevdim bak. Bak orayı çok sevdim. Burada tıklayınca bak, güzel bir animasyon yapmışlar. Buradan istediğimiz gibi seçebiliyoruz. Tamam bakalım. Osmanlı ile başlayalım. Çeviride illaki şeyler olacaktır. Biz yeni oyun geliştiricileri bu arkadaşlar. Moddan oyuna geçmişler. Olabildiğince güzel bir şeyler yaptıklarına inanıyorum. Şimdi üst çizgi. Burada ülkeniz için farklı değerler görebilirsiniz. Daha fazla bilgi göstermek için üst satırı çift tıklayın diyor. Bu arada oyun mobilde de oynanılabileceği için öyle grafiklere abanmalarına zaten gerek yok. Öyle bir beklentimiz yok. Oyunda benim bildiğim kadarıyla ideolojiler falan var. Komünistlik falan filan, onları yapabiliyoruz diye biliyorum. Lan buraya ne güzel. Buraya bir kaplanımsı bir şey eklemişler abi. Easter egg'ler Lucas'ın da vardı denizlerde, biliyorsunuz. Burada da var. Şimdi kapalıya bas. Şuraya çift tıklayınca kaynak... Oo, kaynak maynak eklemişler. Nükleer var lan. Kartuşlar düşman ordusuna uzaktan hasar vermek için kullanılır. Burada fişekleri eklemişler abi. Mermilerimiz var. Kimyasal silah eklenmiş. Osmanlı'yı bu arada görebiliyoruz buradan ama dur, şeyden yapalım. Oyun bize öğretsin abi. Sonraki dönüş diyor. Oyun verilerini güncellemek için ileri düğmesine basın diyor. Tamam. Vergi oranınızı değiştirin diyor. Ya yararlı bilgileri almak için alttaki düğmeleri kullanarak sayfalar arasında geçiş yapabilirsiniz diyor. Eyvallah kardeşim. Dönüş gelirin nereden değiştireceğiz lan vergiyi? Şuradan mı? Bak burada bir hata verdi. Kardeşim. Daha oyunun başında daha ne hatası geldi ya? Allah Allah. Oyundan bir çık yap. Ha şurada oka basınca düzeldi, tamam. Çık gir yapacaktım. Yoksa ha, buradan vergileri değiştirebiliyoruz. Şimdi vergiyi ne kadar düşürürsen ülkenin ekonomisi o kadar fazla hızlı bir şekilde büyüyor. Güzel bir mantık yapmışlar. Ama vergiyi yüksek yaparsan ülke küçülüyor. Ben ülke küçülmeyecek, büyümeyecek seviyeye getireceğim. Savaştayız çünkü. Kardeşim olabildiğince sağlam bir gelirimiz olsun. Ülkemizin rengini falan değiştirebiliyoruz. Bunlar şu an benlik bir şey değil. Siyasi kurumlar. Abo!
Monarşiye gidiyorsun. Teokrasi, din devletine doğru gidiyorsun burada. Faşizm. Oğlum adamlar çok güzel odak ağacı falan yapmış. Ama bunlar demoda şu an henüz mevcut değil diyor. Bakayım. Lan kardeşim bu demoda mevcut olsa çok güzel olurmuş be. Demokrasi açık ama demokrasi. Zaten bizden de başka bir şey beklenmez. Faşizm yok. Diğerleri var ama. Bak teokrasi tarafı var. Monarşi var. Komünizm de yok. Tamam, monarşiye, teokrasiye ve demokrasiye gidebiliyoruz. Bizden başka bir şey beklemeyin kardeşim. Ben demokrasiden devam ederim. Siyasi kurumlar burada. Ordular mordular nasıl basıyoruz şimdi? Dur bakalım. İl bilgilerini görebiliyoruz buradan. İl menüsü ülkenizi kontrol etmenizi ve başkalarıyla tamam. Piyadeleri hareket ettir. İyileştirmek işi alım. Bak buradan asker alacağız. Şimdi buradan asker alabiliyoruz. 1000 asker aldık. Vergi oranını falan tamam onu biliyoruz. Benim param çok fazla yok o yüzden fazla bir asker alamadım. Kimlerle savaşta olduğumu nereden görebilirim acaba? Ya, o kaynaklar. İlin kaynaklarını görebiliyoruz. Bak ilde 60 yağ var. Bu benzindir. Altın 2000 çıkıyor. Odun 41.000 ütü. Bu başka bir şeydir muhtemelen de işte. Güzel güzel. Bak arkadaşlar bu arada oyunun gelişmesini falan istiyorsanız indirin demoyu abi. İsteklisini ekleyin. Ondan sonra o Türkçe çeviriye falan katkı sağlarsanız vallahi güzel olur. Şimdi tamam burası böyle başka. Bak raporlardan hata gönderebiliyoruz. Oynadıkça hata göndeririz buradan. Az önce mesela gördük onu video dışında gönderirim ben. Burada başka menü var mı? Buradan direkt ana menüye mi geri dönüyoruz? Tamam buradan ana menüye dönüyormuşuz. Biz yine ülkemizi seçelim bakalım. Osmanlı ile denemeye devam edelim. Oradan direkt uyarı verse güzel olurmuş da onları eklerler. Daha oyun zaten demo. Daha yeni çıkmış bir şey. Onlar yavaş yavaş olacak şeyler. Yıldızımız zamanla gelecektir diye düşünüyorum. Başka bilgi kısmında ne var? Zorluk sana kum havuzu falan fistan. Tamam. Şimdi bir ilerlemeye yavaştan başlayalım. Şöyle 10 bin paramız var. Şu an asker basmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Ha burada ne var? Hızar yok. Hızar ne lan? Ülkemizde odun üretimi yoktur. Binaları inşa etmek ve gemiler oluşturmak için odun gereklidir. Mevcut siyasi karar. Mültecileri kabul et. Burada lan bir gel gel. Ya kapat oyunu ben gideyim. Yok görmezden gel bırak. Siyasi kararlar deyince kabul etmiyoruz değil mi? Buna bassam. Mültecileri kabul et. Hayır. Asla. Bu sefer olmaz. Oyunda olmasın. Hayır. Hayır. Yeni teknoloji öğrenmeye başlayabilirsin. Oo! Teknoloji meknoloji var lan. Kereste fabrikası. İptal et. Neye geçelim? Silah fabrikaları falan. Oğlum bayağı bir detaylı falan yapmışlar ha. Şimdi biz ne öğrenelim? Odunda sıkıntımız var diyor. Keresteye geçiş yapalım. Demo versiyonunda 5 seviyeden yukarısı yokmuş. Tamam olur abi sıkıntı yok. Gelirim güzel. Şimdi ben kimle savaştayım peki? Savaşta değiliz muhtemelen değil mi? Great Britain. Of. Yunan'a İtalya benden güçlü mü acaba ya? İtalya benden güçlü mü acaba ya? İtalya'nın tam vaziyetini görebilir miyim? Teknoloji burada siyasi kurumlardan demokrasiye gideceğim yakında. Şu an savaş yok, ateşkes var gibi. Chat eklemiş zaten online da gelecek demek ki oyuna. Oğlum harbi chat var lan. Ana. Oyuna demek ki şey de ekleyecekler. Online da gelecek. Abo oğlum bunun online'ı çıkarsa deli oynarız ama bak ha. Güzel bir oyun olursa böyle Discord'dan oynarız online olursa güzel olur. Mobilden falan da şey yapılırsa. İtalya'nın tam şeyini göremiyoruz mu ya? Vallahi ben kardeşim biraz yürek yedik. Yürek yedik diyebiliriz. İtalya'ya çaksam ne olur ki? Ne olur ki? Ne olur ki ne? Ben bir asker bas bakayım. Bir asker bas bakayım. Ne istiyorsun benden? Çelik fabrikası yok. Lan oğlum. Allah Allah. Kereste fabrikası. Abi kereste fabrikası yap bakayım şuraya. Seviyesini de arttır. Ülkeye demir madeni. Oğlum ülkeye yatırım lazım yatırım. Savaşıma başı boş ver. Yeni siyasi kurum. Demokrasi. Demokrasi. Demokrasi kardeşim. Devam. Ülkeye önce bir yatırım yapacağız. Ankara'yı geliştirelim kardeşim. Üretme, çıkarmadan devam et.
Tamam, burada zaten son seviye. Çelik fabrikası. Döşe abi. Döşe 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 çıkarma. Kereste fabrikası ha. Fena fena. Türkiye'yi oluşturma siyasi kararını çıkarabiliyoruz. Aha, Türkiye olacağız. Tamam. Bir sonraki tur Türkiye'yiz aga. Lensler. Tamam. Siyasi kurumlar. Türkiye, 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 Türkiye. Türkiye. Aha. Vay, bunu da eklemiş adamlar lan. Başka ne var? Dengeli savaş doktrini. Diğer doktrinlerdeki ikramiyeleri ve cezaları kaldırabilir. Standart savaşa geri dönebiliriz. Tamam. Geç abi. Taktik nükleer silah. Bunu kullanabileceğiz mi ya? Teknoloji kazanır. Mültecileri, muhalefeti suçla. Sizin aynı fikirde olmayanları suçlayalım kardeşim diyeceğim de. Daha değil. Demokrasiyi geliştirelim. Ülkede demokrasiyi kalkındıralım abi. Konuşma özgürlüğüne geçildi. Benim ne kadar demokratik bir insan olduğumu bilirsiniz zaten. Bilmeyenler de yazıklar olsun. Hızlandırmış şey alımda daha yüksek para istiyordur muhtemelen. Oğlum şu an bak oyunda bir cevher var. Harbi bak bir cevher görüyorum ben, şakasız ha. Şakasız. Başka bir ülkeye iade et abi. Kimse sınırı geçemez. Oyunda bir cevher var. Bir cevher var. O cevher bakalım ne olacak ama. Great Britain. İl bilgilerini göstermek istemiyorum da. Ha, Great Britain'in parasını görebiliyoruz burada. Bunlarda çok da bir şey yok. Şu savaş ilan et bakayım kardeşim. Şuraya bir gidelim. İade. Ne diyor? Çift tıklayarak. Şuraya. Nasıl hareket ettireceğiz lan? Burada ordu yok. Şuraya gitsene. Nasıl gidiyor oğlum bu? Gitsene kardeşim. Daha savaş ilan edilmedi galiba. Heh. Şimdi gidecek. Kardeşim saldırın. Beklemek yok. Durmak yok. Yola devam. Çakın abi. Bizim topraklardan çıkaracaksınız. Güzel çaktık. Fena döşedik İtalyanlara. İtalyanlar ben yanlamam. Tamam. Ne oldu? Antalya yanıyor. İtalya gitti. Şehir almak bizim. Türkçesini çok komik ya. Şehir almak bizim. Biz almak şehir. Müthiş. Space'e geçiriyor. Tamam. Şimdi İngilizlere falan. İngilizler bize saplar ya. İngilizler. Ermeni dövelim abi biraz. Elimiz alışsın bir. Bir elimiz alışsın. Bir Ermeni dövelim. Dur bir elimiz alışsın. 18 bin asker topla abi. Bir elimiz bir alışsın abi. Şimdi sıkıntı çıkar. Çünkü diğerleri bizi pataklayabilir. Ermenilerle bir elimizi bir alıştıralım. Ulan niye hıçkırık geldi be. Ondan sonra geri kalanına bakarız. Savaş kardeşim. Güzel. Ermenilere hemen bir elimiz alışsın abi. Güzel. Gir bakayım. Ulan fena saldırdık ha. Şuraya da gir. Emmolu tamamıyla. Ulan ampul var burada. Yeni teknoloji. Keresteyi hallettik. Demirden devam abi. Allah razı olsun. Allah tuttuğunuz altın etsin. Böyle sesler falan gelse çok güzel şeyler olacak gibi gözüküyor. Şu an arkadaşlar demo. O yüzden oyunu linçlemiyorum. Bazı oyunları linçlerim. İlk izlerimde. Ama bu oyunu linçlemiyorum. Çünkü demo abi. Demodan sizin beklentiniz nedir? Daha oyun daha yeni yeni. Zaten daha çoğu şey eklenmemiş. Müzik bile yok abi. Öyle düşünün. O yüzden oyunu alttan alıyorum. İnşallah güzel bir şekilde çıkar. Online'ı gelirse... Böyle şunların bu arada kısa yolları falan eklenmesi lazım. Sadece mouse'da olmaz bu iş. Online'e gelirse güzel bir eğlenceli bir şekilde oynarız. Yasa dışı sınırı geçişi olmaz. Asla. Asla. Azerbaycan var burada. Azerbaycan bayağı bir büyük bir Azerbaycan olarak var. Abi Kazım abi gelsin. Kazım abi gelsin. Kazım abi gelsin hemen. Yeni bir sefer. Yeni bir sefer abi. Bu sefer Gürcistan'ı alacağız. Bak mesela ben bu askeri şöyle buraya tıklayıp iyileştirmek diye almak istemiyorum. Direkt tak diye basıp almak istiyorum abi. O olsa çok müthiş olacak sanki. Yavaş yavaş alınıyor bu arada askerler. Hemen bastığın anda gelmiyor. Böyle bir olay var. Güzel, teknolojileri yavaş yavaş alıyoruz. Petrolle acaba nükleer falan nasıl üreteceğiz ya? Şuraya bir bakayım. Ekonomi, savunma. Kale yapılıyor buraya. Tahrip etmek. Kereste fabrikası. Ekonomi, üniversite yapılıyor. Üretme. Yatırım. Buraya yatırım yaparsam. Age of History 2'nin gelişmiş versiyonu gibi bir şey ya. Oyun.
Savaş gemisine ihtiyacımız var. Kruvazöre ihtiyacımız var. Savaş gemisi ekle dedi. Savaş gemim nerede benim? Oyuna gemiler de eklenmiş. Gemileri nasıl kontrol ediyoruz acaba ya? Yavaş yavaş öğreneceğiz. Aceleye gerek yok. Acele işe gerek yok kardeşim. Şimdi botlar bekleniyor diyor. Botlar beni beklesin kardeşim. Gürcistan geldim Emmioğlu. Geldim Karabaş. Geldim oğlum. Bekle. Lan Gürcistan'a da döşedik. Kardeşim ucuz iPhone almak için Gürcistan'a sefere çıktık. Bu da böyle biline. Ucuz iPhone seferi. Tarihin ilk ucuz iPhone seferini başlatmış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi bunu da yani herkes yapamaz ona göre. Herkes haddini hududunu bilecek. Bizim gibi baba yiğitler yapabilir ancak. Yeni asker lazım yalnız ve hızlandırılmış asker lazım bize. Şöyle bir hızlandıra al. Para çünkü biraz var ama asker yok. Gürcistan bize sorun çıkarıyor. Sorunu çıkaramayacak kardeşim. Gürcistan'a hemen ucuz iPhone savaşını kazanmamız lazım. Ucuz iPhone savaşını kazan. Ucuz PlayStation 5 savaşı hatta. Kazanacağız. Teknolojiyi bitirmişiz. Hocam bir atom kimyasal silah fabrikası. Ha işte aradığımız kan bu. Nükleer gelsin abi. Kan dökelim böyle olmaz. Böyle olmaz. Güzel bu savaşı da hallettik ama barış şeyi yok galiba yani. Tamamen yok ettiğinde o devlet zorluyor. İstediğin gibi asker alabiliyorsun. Mesela ben bu toprağı aldım ya ben bu topraktan istediğim kadar asker alabiliyorum. Asimilasyon mekaniği yok. Ama kültür var bak. Kültürde Türk şu kadar var. Yani yavaş yavaş kendiliğinden asimile oluyor bak. Bak yavaş yavaş Gürcüler azalıyor burada. Anladım. Yavaş yavaş Gürcüler azalıyor. Türklerin sayısı artıyor. Direkt Ankara'ya gönder bu orduyu. Tank var lan. Oğlum tank varmış. Lan tank lan. Lan tank varmış. Oğlum tank. Abo tank lan harbi tank var. Bir tane olsun. Bizim olsun. Var mı var? Var oğlum var. Tankı hareket ettir. Harbi tank varmış lan. Nasıl tank alırım? Tank nasıl alacağız? Tank alalım. Üretme. Tersane. Savaş gemileri. Ankara'ya tersane kuracak değiliz. O kadar da değil yani. Yani Ankara'ya tersane kuracak daha henüz. O potansiyele ulaşabilmiş vizyona. O vizyona ulaşabilmiş biri değiliz gerçekten yani. Tersaneden kruvazör basıyorum. Aha gemileri mi artıyor? Aa şunlar bizim gemiler. Vallahi gemi falan var. Harbi gemi var. Tank nasıl basıyoruz? Tank nasıl basıyoruz tank? Oğlum bırak şimdi şeyi falan. Tersaneyi. Bana tank basın. Tank getirin bana. Bana bir tank verin. Bırak şimdi şeyi mi? Oğlum güzel lan. Detaylandırılmış ama şu anda henüz böyle bir yarım kalmış bir durumda. Demo zaten o yüzden çok şey yapmıyorum. Oyunun daha şeyi geliştirilir. Haritası biraz sade. Yani onu geliştirirler yüksek ihtimalle. Ama mekanikler yani bak benim şeyim bu. Düşüncem şu şekilde. Arkadaşlar bu oyun daha demo bir oyun. Oyuna getirdiği özelliklere bakıyorum ben. Yani tank gelmiş, gemi gelmiş, ideolojiler gelmiş böyle daha farklı yollardan farklı şekillerde gidiliyor. Teknoloji ağacı gelmiş. Sonracıma işte başka da bir ne gelmiş çok da aklıma gelmedi. Atom bombası gelmiş, kimyasal silahlar gelmiş. Ya yani bunlar gelmiş, güzel şeyler gelmiş. Ülkeyi yönetme konusunda biraz Age of History 2'den daha da derinlik kazandırmışlar. Ama en nihayetinde baktığınızda şu anki demo. Bu demoyu daha iyi bir hale çıktığında getireceklerdir. Daha oyun şu anda çıkmış değil. Ki buraya chat eklemişler farkındaysanız. Belli ki oyuna online gelecek. Oyunun online'ın %100 gözüyle bakıyorum ben. Bu yüzden bak nükleer silah atabiliyoruz. Bu yüzden bu oyunla güzel şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Burada ekstra neye bakabiliyoruz? Bak kaynakları görebiliyorsun. Mermilerim burada belli. Nükleer silah yakında basmaya başlarız da şu an çok fazla basamıyoruz açıkçası. Çok fazla hiç basamıyoruz. Onu da teknolojiyle açmak gerekiyordur yüksek ihtimalle. Bakayım mesela nükleer neredeymiş? Hava savunması falan var. Uçak da mı var lan yoksa oyunda? Ha, uçak mı var lan oyunda? Uçak var mı elimizde? Elimizde olsa göreceğim de. Uçak var demek ki. Hava savunması falan eklemişler oğlum. Güzel güzel. Bu oyundan güzel beklentilerim var. Böyle sadece bir Hearts of Iron 4 değil abi. Bir Europa Universalis. Bir Paradox Interactive oyunlarıyla kıyaslamayın bunu. Age of History 2 bunun rakibi. Onunla kıyaslayacaksın. Güzel bir şeyler olabileceğini düşünüyorum bakalım. Bize bakalım tarih
neler gösterecek. Kendinize iyi bakın. Oyun hoşunuza gittiyse demo linkini açıklamaya koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.